Hocam tembellikle alakalı olan evladı ne yapacağız demiş bir kardeşimiz. Tembelliğe düşkün olan, şimdi tabii ki insanların çalışkanlık orantısı veya tembellik orantısı birbiriyle aynı değildir. Herkes annesi gibi, babası gibi yani aynı ölçüde çalışkan, gayretli, hızlı, atılgan olacak diye bir şey yok. Bazı çocuklar var, hiperaktif, çok daha hızlı, çok daha performansı yüksek olabildiği halde bazıları ise özellikle sosyal medyaya çok takılan ve bilgisayar oyunları ile veyahut da işte sosyal medyadaki mesajlaşma ve oralarda işte surf yapma deniyor. Siteden siteye girip çıkma ile meşgul olan çocuklara baktığımız zaman bunların normal hayatta, sosyal hayatta karşı pasifleştiğini ve aynen bir alkolün, uyuşturucunun yaptığı bağımlılığın aynısını teknolojinin de medya bağımlılığı, teknoloji bağımlı, e-devlet sistemi olduğu gibi e-teknik, mesaj sisteminin de kişileri hiç özellikle de küçük çocuklarımızı çok erken yaşlardan itibaren bu bağımlılık şeyi içine aldığını gözlemlemekteyiz. Artık bunlar günümüz rahatsızlıkları, hastalıkları sınıfına girdi. Yani teknoloji rahatsızlığı, teknoloji bağımlılığı, sosyal hayata adapte olamama rahatsızlığı bugünkü şeylere girdi. Hatta yakın bir arkadaşımız, bir komşumuz yazılım işlerinde uğraşmaktan ve o konuyla ilgili yıllarını vermiş olduğundan boyun fıtığı patladı. Yani bilgisayara devamlı bakmaktan, ondan sonra bilgisayar başında devamlı kalmaktan boynunun fıtığı patlayacak derecede artık oturmasıyla, ondan sonra işte duruşunun pozisyonuyla alakalı resmen boyun fıtığı patlayıp bu şekilde, yani tabii ki bu kimsenin ekran başında saatlerini, hayatını, ömrünü tüketmesi sonucunda artık yani beden diyor ki benim aynı pozisyonda oturmamdan, aynı vaziyet planında durmamdan dolayı benim şeyime, yaratılışıma aykırı bir kullanma gerçekleştirmiş oluyorsun. Ben devamlı oturma programı üzerine kurgulanmış değil bu beden diyor. Yani benim bazen ayakta da durmam lazım, yürümem de lazım, koşmam da lazım. İşte yatıp dinlenmem de lazım ama bunun tamamını veyahut da çok büyük bir kısmını oturarak geçirdiği zaman işte o bıldırcın kuşunun uçabilen bir kuş iken çiftliklerde, üretme çiftliklerinde yetiştirilmesiyle birlikte artık uçan değil de tavuk gibi yürüyen bir hayvan. Yani uçma kabiliyetini kaybetmiş. Ya da işte efendim şeydeki nedir onun adı? Kafesteki muhabbet kuşunun artık uçamayacak halde veyahut da tırnaklarının böyle narin, ihtiyar, yaşlı teyzeler, yaşlı neneler gibi tırnaklarının, ayaklarının zayıflaması, kanatlarının güçsüzleşmesi, kanat kaslarının kendi gövdesini taşıyamayacak hale gelmesi türünden. Yani ne oldu? Uçan, hareketli bir canlıyı sen kafesinde yıllarını, ömrünü tüketmek zorunda bıraktığın zaman, onu oraya mahkum ettiğin zaman, hapsettiğin zaman ne oluyor? Artık uçma özelliğini ya da kendisinin savunma, kendisini hayata tutunma, yiyeceğini, yaşasını temin etme özelliklerini, DNA'sındaki, doğasındaki var olan özellikleri kaybetmesine, yitirmesine sebep olmak gibi bir durum. Yani ne yapıyorsun? Çocuk bilgisayar başında asosyal bir hayat yaşayarak ve kimseyle muhabbet etmeden en yakın insanlara en uzak bir muamelede bulunarak yaşaması, işte bu da tembellik veya çalışkanlıkla orantılı bir şeydir. Bir kere bunları tembel kişileri ne yapmak lazım? Tembellerden uzak tutup çalışma ortamını veyahut da efendim hayattan kendisini izole eden şartları ortadan kaldırmak lazım. Yani eğer ki çocuk veya genç televizyon elinde yatarak rahat bir vaziyette evinden hiç çıkmadan
yattığı yerden akşama kadar televizyon izliyorsa ya da elinde telefon bilgisayarla akşama kadar şeye takılıyorsa, sosyal medyada geziniyorsa, bunun bir kere dışarıda bir canlılık, bir hareket, bir güneş ışığı, oksijen ve değişik çevreler, değişik insanlar olduğunu bildirmek, göstermek lazım. Ve hayatın böyle yatarak değil, çalışarak kazanıldığını söylemek, göstermek ve yatmakla ancak, yani kuluçkaya tavuk yatar, ne yapar? 21 gün sonra civciv çıkartır. Ama insanoğlu, hele erkek, kuluçka büyüten tavuk değil ki, civcivi çıkarmak için uğraşan şey değil ki, yata yata büyüsün de kavun karpuz gibi olsun, ondan sonra şimdi ninnilere uyusun da büyüsün, yata yata çoğalsın diyebileceğimiz bir şey yok. O yüzden bunları usulü dairesinde, usulünce ne yapmak lazım? İzah etmek gerekir. Evet.